bekardığım ve tek tabanca Amerika yıllarının en güzel tarafı bu galiba. Adamı mutfağı öğretmesi. Gol hafife alma, birazdan parmaklarını yiyeceksin. Böyle yapınca oluyor mu? Her şey normal. Adam kıza kahvaltı hazırlıyor. Seninle oturup ciddi ciddi kahvaltı yapacağıma inanıyorsun değil mi? Gerçekten inanıyorsun buna. Ne yapacaksın? Açlık kremi mi yapacaksın? O kadar uzayacağını sanmıyorum. Birazdan babam baskın yapar. Sen de daha omletin soğumadan beni onların önüne atarsın. Gerçi bak babam formdan düşmüş. Yani baskını gece yapmasını beklerdim. Evet, bu saate kadar buralar başımıza yıkılmadığına göre daha haberi yok. Öyle bir şey mümkün mü sence? Annem daha önce öğrendiyse mümkün. Eğer annen öğrendiyse ve babana söylemediyse... annen yine bir şeyler çeviriyor. Ben de burada senin omlet yapmanı izliyorum. Hatta birazdan oturup afiyetle kahvaltı yapacağım. Sonra? Sonra güzel bir film açıp izleriz herhalde. Aklımıza geldikçe de oturup annenin Nedim'e neler yaptığını konuşuruz. Annen ya da babam bizi basıp sen beni onların önüne atana kadar da kafamızı dinleriz. Sonra beni postalarlar. Nedim size kalır. Hatta Nedim. Ben bir adım sonrasını bile düşünmeden babamın karşısına dikildim be. Seni adamların elinden kaçırdım. Senin Nedim'i düğünden kaçırdığın gibi. Ben sadece kafamı toplamaya çalışıyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum. Sizinle aynı yolda yürümeye çalışıyorum. Ama sen her fırsatta Nedim'e yaptıklarımı yüzüme vurup... benim yolumu Nedim'le kesip... Ben çocukluğumdan beri yürüdüğüm yoldan dönmeye çalışıyorum. Ama üzgünüm. Bu öyle senin tahmin ettiğin gibi bir adımda olmuyor. Daha ilk adımda kocaman bir taşı alıp benim suratıma vururken olmuyor. Ve şimdi Nedim yolundaki taş oldu ha? Allah'ım yarabbim, ya ben onu mu diyorum? Kahramanımız yola çıkamıyor. Çünkü biz onun yolunu kesiyoruz. Kahramanımız mağdur. Hatta hikayenin masumu o. Ha zalimi de... Benim! Bu hikayenin zalimi de benim. Korkağı da benim. Suçlusu da benim. Şu anda bile sen suçlu değilsin dememi bekliyorsun. Ama o bir kere olur. Sen onu benden bir kere duydun. Duydun ve harcadın. Olmayacak değil mi? Ben ne desem, ne yapsam sen bana güvenmeyeceksin. Ben hiç kimsenin kahramanı değilim. Sen kazandın hemşire. Hiç kimsenin kahramanı değilim ben. Kaldı. Biz niye gelemedik hala? Geldik sayılır Ceren Hanım. Çıktı. Çekti çıktı. Hadi hemen içeri kız alalım. Cenk nerede?
bilerek Ceren Hanım geldi. Öyle elini kolunu sallaya sallaya içeri girmesine izin mi verdiniz? Beceriksiz herifler sizi. Her şeyi mahvedecek bu kız. Her şeyi mahvedecek. Nasıl gelmedi Hafize abla? Kaç saat oldu? Şimdiye çoktan orada olması gerekirdi. Tamam tamam, ben seni tekrar arayacağım. Kaç saat oldu? Nasıl gelmemiş? Bu herif hangi adamları yolladı yanına? Ben anlamadım. O zaman ben bir çıkayım bahçeye, şu adamları bir yoklayayım. Belki onlar bir şey biliyordu. O adam kızıma bir şey yaptı. Toplantıya geçsinler. Ben de şimdi çıktım. Yetişirim. Hadi. Agah Bey, Agah. Hadi Ceylan. Allah'ını seversen aç şu telefonu. Nereye gittin kızım sen? Kızım nerede? Yağlı kapıdan ayrılmayan aç köpek gibisin Cemre. Ne kadar uzağa atarsak atalım, kuyruğunu sıkıştırıp geri dönüyorsun. Düzgün konuş. Şimdi de bu kapıya yanaştın, öyle mi? Güzel. Güzelmiş burası. Yine aşk yuvanız mı burası sizin? Burada birlikte mi yaşayacaksınız? Kendine gel. Kocamı kaçıran kız, tam da kurtuldum derken Cenk'in koynuna saklanıyor ve bana kendine gel diyor, öyle mi? Ceren. Nasıl beceriyorsun? Hı? İkisini birden aynı anda ayartmayı nasıl beceriyorsun? Bana da anlatsana Cemre. Dua et. Karnındaki bebeğe dua et. Bu iğrenç lafların hakkını vermiyorum sana. Ama ben senin hakkını vereceğim. Vereceğim! Bindirdin arabaya, memlekete gidecek dedin. Kızım ortada yok. Söyle, nereye götürdün kızımı? Ne yaptın kızıma? Söyle, yoksa polis çağıracağım. Kimi çağıracaksan çağır. İstersen Marco Paşa'yı çağır. Yetti artık senin yaygaran be kadın. Adamları aradım, açmadılar. 12 saatlik yol. Durup bir mola da mı vermesinler? Bak, bir aksilik olsa haberim olur dedim sana. Gittiklerinde beni arayacaklar, ben de sana haber vereceğim. Şimdi otur oturduğun yerde, benden haber bekle. Agah Bey. Şşş. Anam elini süreni yakarım ha. Hös lan! Hös! Geçin yerinize! Ben memleket yolunu avucumun içi gibi bilirim. Benim kızım yolda falan değil. Söyle, söyle, nerede benim kızım? Ya siz nasıl bir şeysiniz? Analı kızla önüne gelen bacağıma koluma yapışıyor. Yetti be! Memleket yolunda bir sen iyi bilirsin, değil mi? Bak, seninle bir anlaşma yaptık. Sen uydun, ben uydum. Başka sözüm yok. Agah'cığım, biz böyle anlaşmamıştık Agah Bey'im. Biz böyle anlaşmamıştık. Hadi anne, hadi. Lan mesafir. Agah, bilmen gereken bir şey var. Değil saçlarını yolmak. Burada seni kendi ellerimle paramparça etsem, yine de hırsımı alamam ben senden. Yine de hırsımı alamam Cemre. Yemin ederim yine ben kazanacağım. O pis ellerini Nedim'in üstünden aldığım gibi. Cenk'in koynundan da alacağım ben seni. Ben kimsenin koynunda değilim. Sen kendi vicdanının koynundasın ama. Bu yüzden kıvranıyorsun karşımda. Sen çok iyi biliyorsun Ceren. Benim Nedim'i neden senden, neden o evden kaçırdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Ve ne olursa olsun, bugün olsa, bugün aynı şeyi yapacağımı, ne yaptıysam yine aynısını yapacağımı sen çok iyi biliyorsun. Pişman olup ayaklarınıza kapanıp özür dilemediğim için çıldırıyorsun. Adi s***! Öyle mi kazanıyorsun sen? Şu haline bak. Kazanmış halin bu mu senin? Ne kazandın peki? Hadi. Hadi söyle. Ceren Karaçay olup da ne kazandın? (Gülüyor)
bana değil. Aynaya bakarak, kendi haline baka bak. Gözlerinin içine baka baka söyle. Ceren Karaca'yı olup da ne kazandın?